Evet, sizden başlayalım isterseniz. Ayvalık'tayız ve çok güzel bir festivalin içerisindesiniz. Böyle bir oyuna katkı vererek buradasınız ve her şeyden önce Ayvalıklı olarak sizi görmekten mutluyum açıkçası. Neler düşünüyorsunuz? Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik cinayetler? Yani bu Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu. Yani burası sadece kadın cinayetleri değil, kadın mezbahası bu ülke. Yani her gün bir kadın öldürülüyor şu veya bu bahaneyle. Genellikle ayrılmaya çalışırken eşlerinden ya da sevgililerinden oluyor bu. Ve tabii bu ceza indirimleri, yok tahrikmiş, bu erkekler her şeyden tahrik oluyor her türlü, ben onu da anlamış değilim. Ve bunun cezasızlığı tabii ki çok önemli. Bu çok yani politik bir oyun aslında oynadığımız oyun. Ve çok yönüyle ele alıyor. İki değişik sınıftan iki kadını canlandırıyoruz. Sen devam et. Evet. Lale ablanın söylediğinin devamında da evet dediği gibi iki sınıfsal farkı olan kadının aslında birleştiği tek yer gelip o kadına karşı gösterilen şiddet ve toplumsal tavır noktasında aslında kadınların statüsü, konumu, eğitimi, yaşadıkları yer konumu ne olursa olsun aslında bu ülkede tek bir ortak yerde birleşiliyor ki şiddet, ezilmek, ötekileştirilmek ve bunun üzerinde de hani bütün bu kanun yapıcıların hala bunun için gerçekten ciddi bir hamlede bulunmamaları, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi gibi tamamen geriye doğru giden hikayelerin içerisinde buluyoruz kendimizi. Peki Kadın Oyunları Festivali gibi bir organizasyonun içerisindesiniz şu anda. Hı. Ve buna bilinçli olarak, gönüllü olarak katılıyorsunuz. Zaten Hasan Aldemir'de abiniz bu konuda bayağı etkin. Özellikle bir kadın olarak neler hissediyorsunuz burada olmaktan? Ben çok gurur duyuyorum açıkçası. Yani bu festivalin içinde de olmaktan, bu oyunu da oynuyor olmaktan son derece gurur duyuyorum. Yani bizde komedi deyince genellikle böyle sulu mulu bir takım şeyler, yani vodviller, şunlar bunlar oluyor. Bu gerçekten çok ciddi bir konuyu ele alan kara bir komedi. Sürprizlerle dolu. Gelen seyirciler çok eğleniyor gerçekten. Hatta birçok insan şey diyor yani, ay gülmememiz gerekirdi ama tutamadık kendimizi falan diye. Böyle çok düşündüren ve çok eğlendiren bir oyun. Usta bir oyuncuyla berabersin. Genç bir yetenek olarak neler düşünüyorsun? Bizim ikinci projemiz Lale Mansur'la ve ben ilk tanışmadan önce böyle çok tedirgindim bazı şeylerden dolayı. Hani sonuçta tüm Türkiye'nin tanıdığı, yıllarını bu işe vermiş biri ve ben hani tiyatrodan geliyorum ve bu konuyla ilgili hani çok tedirginlik yaşadım duyduklarımdan falan, Lale Mansur'la ilgili değil genel olarak. Ama bal gibi bir kadınla ve bir sürü şey öğrendiğim bir kadınla beraber çalıştım. O yüzden çok mutluyum ve benim için çok büyük bir şans kendisi. Ve bu projede de birlikteyiz. Yani sahne üzerinde bizim böyle bir kaynaşma halimiz var. Birbirimizi çok artık tanıyoruz da hani oynadığımız için bu ikinci projemiz. Uzun zamanda prova yaptık her iki proje için. O yüzden hani ben kendi adıma gayet böyle şanslı hissediyorum kendimi ve çok şey de kattı bana Lale Mansur. Çok teşekkür ederim ama bu projeyi bulup getiren zaten Gizem. Daha önce Ankara Sanat Tiyatrosu için İyi Geceler Anne diye Maşa Norman'ın bir oyununu oynamıştık. Ve bayağı bir kader birliğiydi o. Çok zor günler yaşadık birlikte. Çok güzel bir oyundu. Ve karşılıklı sahnede birbirimizi çok iyi alıp alışverişimiz çok çok iyi. Bu çok önemli. Yani bir oyun, karşınızdaki oyuncuyla yani gözünün içinden bakınca ne olduğunu anlamak çok çok önemli sahnede. Ve büyük bir keyifle oynuyorum Gizem'le. Peki. En son şiddet, kadına şiddet ve cinayetlerle ilgili birer mesaj olur sizden. Fazla zamanınızı almayalım. Yani öncelikle İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek istiyorum. Bununla başlamak istiyorum. Ve artık buradan kanun yapıcılara özellikle bu kadın savcı ve hakimlere sesleniyorum. Bazen bizim sevindiğimiz bir kararla karşımıza çıkabiliyorlar. Gerçekten bu meselenin arkasında bir kadın ve kadın birlikteliği olursa sanırım başa çıkabileceğiz diye düşünüyorum. Gizem gerekli olan her şeyi söyledi. Ben başka bir şey eklemek istiyorum. Bir video izledim. Gayet kısa. Bir kadın komiser. Bir adam geliyor. İşte diyor bıçak dayadı boynuma. Cüzdanımı çaldı bilmem ne falan filan. Kadın diyor ki adama, bu kıyafetleri mi giyiyordunuz diyor. Adam diyor ki ne alakası var diyor. Peki diyor alkol aldınız mı daha önce? Ya ne alakası var diyor. Bir dakika diyor, ben size diyor bıçak dayadı diyorum. Yani korktum falan diyor.
ama diyor siz diyor şey çıkı davetiye çıkarmışsınız diyor. Böyle giymişsiniz. Bakın saatiniz ne marka. Bu gayet normal bilmem ne. Ya o kadar komikti ki kadın erkeğin yerlerini değiştirmiş. Aslında bunu Türkçe'de yapmak lazım. Bu İngilizce'de evet. izlediğim şey. Böyle küçük bir şey yapıp koymak lazım sosyal medyaya. Ondan yanlış bir şeyler zaten. Kadın kıyafetiyle ilgili olarak değil mi? Yani ne giyinirse giyinsinler. Tersini demişler o hikayeyi. Yani kadına ters söylenen yapmışlar. Meseleleri bir kadın bir erkeğe söylüyor. Çok komik. Pekala başka söyleyecek bir şeyimiz yok herhalde. Sizin soracağınız bir şey varsa... Yok oyunlarla ilgili biz daha çok bu mesajdan anlaşıyoruz. Özel hayatlara girmiyoruz zaten şu anda. Karıştırmayalım oraları. Başka da bir şey. Bugün tiyatrolar günü. Ha Dünya Tiyatrolar Günü bugün. Evet. Eyvallah bugün, hanım sağ ol. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü ve biz bu akşam sahnede olduğumuz için çok mutluyuz. Evet ve Dünya Tiyatro Günü hem meslektaşlarımız hem de seyircimiz için kutlu olsun. Kapanış gecesine hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün Dünya Tiyatro Günü ve ülkemizde ulusal bildiriyi çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi yazdı. Biz de Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Belediye Tiyatrosu adına bu yılki bildiriyi okuyoruz. Tiyatronun asal işlevi anlatmaktır. İnsanların mutluluğu, refahı, sağlığı ve en önemlisi barışı için deneyimlerini, bildiklerini, gördüklerini kendi çağının kültürüyle yoğurarak sonraki kuşaklara aktarmaktır. Çünkü tiyatro insanlığın dünyaya açılan gözüdür. 2 yılı aşkın bir süredir COVID-19 pandemisi yüzünden tiyatrolar aylarca kapalı kaldı. Bu durum yalnızca dünyaya gözümüzü kapatmakla kalmadı. Ekonomik nedenlerle birçok tiyatro hem de en genç, en umut veren, en yaratıcı topluluklar perdelerini kapatmak zorunda kaldılar. Dünya Tiyatro Günü'nün yer aldığı Mart ayı ise dünyanın çeşitli yerlerinde yıllardır sürdürülen savaşların acılarına Karadeniz kıyılarından gelen bomba sesleriyle bebek çığlıklarını ekledi. Hiç kuşkusuz yeni savaşlar ve saldırılar da bir gün sahnede yerini alacaktır. Çünkü tiyatro o ortak belleği sürdürebilmek için bütün bunları anlatmak zorundadır. İnanıyorum ki tiyatronun da katkısıyla ortak belleği besleyerek insanlarla, halklarla, ülkelerle el ele tutuşup omuz omuza vererek insanca yaşanan ortamlarda dünya sanatçılarını alkışlamaya devam edeceğiz. Ve biz de nacizane ekliyoruz. Savaşların olmadığı, zeytin alanlarının talan edilmediği, doğaya, insana, hayvana değer veren, sahnelerin özgür, sanatın özgür olduğu bir dünya diliyoruz. İyi seyirler dileriz. Lütfen cep telefonlarınızın kapalı veya sessiz konumda olduğundan emin olunuz. Oyun esnasında... Yok efendim, arkadaş anlamam ben. Hem kızla erkeğin arkadaş olduğu nerede görülmüş? Bak hala ne diyorsun diyor. Hem sen neredesin bakayım, o sesler ne öyle? Allah Allah, okuldasın. Kız, ne zamandan beri okulda patlamış mısır ister misin diye soruyorlar. Yalan söyleme duydun. Kızım, bu saatte Tuğçelerde ne işin var? Hem senin dershanede olman gerekmiyor mu? Yoksa çık eve gel. Sen eve geleceksin nasılsa. Senin ayaklarını kıracağım. Sen durdur. Ben bilirim o ders çalışmaları. Konu ne? Coğrafya mı? Bu da Peşte'yi işlerken aklınıza bir şey mi takıldı? Bu da Peşte'nin dağları denize paralel mi diye bakmaya mı gideceksiniz? Evet Gizem, resmen dalga geçiyorum. Başlatma ödevinden de dersinden de. Kız nasıl okumuş öyle? Sinemaya gitmek diye ödev mi olur? Sen benimle eğleniyor mu? Kızım söylediğin şey mantıklı mı? Daha önce yurt dışına festivali falan gitmek için çok küçüksün. Hem o ortamlarda neler dönüyor sen biliyor musun? I'm sorry.
boşalttım. Tamam, o zaman ben önce kilere gireyim. Orayı temizleyip toparlayayım, sonra buraya geçerim. Yok. Yani gerek yok. Yani ben orayı hallettim. Orayı boşalttım, kilitledim. Niye, ne zamandır? Kaç aydır kullanmıyorum. Derin dondurucu oradaydı. Onda içinde pek bir şey yoktu zaten. Çektim peşini. Ay ay Yeşim Hanım. Geç o